Herkese merhaba. Kardeşlerimi izleyenleri, bugün Tolga ve Cemile olarak değil, Berk ve Nilsu olarak Tolga ve Cemile'yi yorumlayacağız. Birazdan sizin beğendiğiniz sahneleri izleyeceğiz. Ben de Arçın şu an. Sizlerin en beğendiği ve... Bir dakika. Baştan gir. Tamam. Sen gir. Merhaba sevgili kardeşlerim izleyenleri. Sizler tarafından en çok beğenilen Tolga ve Cemile sahnelerini Nilsu ve Berk olarak bugün yorumlayacağız. Onların size hiç bilmediğiniz kısımlarından belki bahsedeceğiz falan. Evet. Bakalım. Ya kardeş, sana zahmet şunu atabileceğim mi? Attım. Bana değil. Çöpe. Ben hademeyim yalnız, hizmetçin değilim. Hayda, çattık ya. Al. Bak, böylesi daha kolay oluyormuş. Seviyor ya. Nilsu da seviyor. Sen bayılıyor böyle artist sahneler çekmeye. Üf be. Yani sabah sabah insanın Ya gerçekten bu arada şok olmuşum ya resmen. Bayağı şok olmuşsun. Pardon, ben seni erkek sanmıştım da. Erkek ya da kız. Ne fark eder? Ne fark eder? Böyle bir an yok yani bu arada Tolga'nın. Hiçbir şey fark etmiyor. Zaten Cemile hep cebinde bir şeyle dolaşıyor. Bunun provasını o kadar çok yaptım ki. Evet. Ama attın mı? At. Şimdi ben senaryoyu okudum. Yani Nilsu ile hiç sahne çekmemişiz. Evet. Sette de bir kere denk gelmişiz. Evet. Ben sete gittim işte, karavana girdim. Nilsu herhalde çok yorgundu. Oturuyor böyle karavanda ve hani ben şey bekliyorum bir yandan. Diyorum ki hani acaba sahneye çalışacak mıyız? Çalışacağız tabii ki. Çok da yorgun görünüyor hani. Evet çalışırız ama şimdi hemen girsek mi o topa, girmesek mi vesaire falan. Onu düşünüyorum. Çok yorgun. Sonra bir anda şöyle bir an oldu. Sahneyi bir geçsek mi? ama mesela merhabamız yok yani. Merhabamız yok. Tabii ki de geçelim yani. Canım, olur mu öyle şey falan, saçma. Ben normalde akşamdan ezberimi yapmazsam sabah tökezliyorum. O yüzden muhakkak hani akşam ezberimi bitirmem gerekiyor ki sabah hani 1-2 geçmeyle ezberim tam otursun. Ama onun o gün akşamında çok yorgundum. Setim çok geç bitmişti. Eve çok geç gittim. O yüzden çalışamadım. Sonra dedim ki ben bunu sette çalışırım, bu izlediğimiz sahneyi. Sonra karavanda ama o kadar uykusuzum ki kahve falan içiyorum ayılmak için. Bir yandan da şey düşünüyorum ya, çocukla şimdi benim ilk sahnem. Nilsu yani niye çalışmadın, niye ezberini yapmadın falanım. Takılsam şimdi acaba şey mi düşünecek, yani Nilsu hep mi böyle acaba? Onun çekingenliği vardı üzerimde. Sonra rica ettim hani birkaç kere alabilir miyiz benim için falan. Zaten o da bunu istiyormuş. Tabii İlk yani. Adımı ben attım. Hadi yine geçelim. Hadi geçelim. Ne çok gelecek acaba? Keyifliymiş bu arada. Yok ya. Bu ne ya? Girebilir miyiz? Tolga'nın herhalde bir şey oldu ama ne oldu? Bana ev hediyesi olarak dev bir televizyon mu aldın Tolga? Bayılıyorsun, evet. Seviyorsun ama böyle beğenmedin sert mi tavırları falan. Seviyorum. Cemile seviyor. Yani Cemile ben sevmiyorum. Seviyor. Sen oynamayı seviyorsun. Her eve lazım olan bir şey. Ve gördüğüm kadarıyla senin evinde de bir televizyon yok. Çok pahalı bir şey bu. Yani benim kendi gücümün yetip alamayacağı bir şeyi kalkıp senin alman çok saçma. Bu kadar az tanıyorken birbirimizi. Tanıyalım o zaman biz de birbirimizi. Ya burası zaten... Tolga koşuyor. Ya biz ilk okuduğumuzda da zaten ben sana demiştim ya. Yani bu laf gerçekten çok anlamlı bir şey yani. Tolga'nın böyle bir şey söylemesi, bir insana ya birini tanımak istemesi vesaire falan. Yani bu sahne de bizim için çok önemliydi o yüzden. Hepsi gibi ama bu sahnenin önemi yani tamamen gerçekten Cemile'ye karşı olan yani hislerini belli etmek değil de daha ziyade hani bu kadar kendini rahat ve samimi hissettiği ilk an gibi bir şey yani burası ve illa bana da yer verdiğini göstermek istiyorsan da hediyenin büyüklüğüne değil, verdiği mesaja odaklan biraz. Tamamdır. Ya 50 kişiden duysa sallamayacağı bir cümleye burada ayıkıyor mevzuyu. Evet. Hadi diğerini merak ediyorum. Benim sözlüğümde imkansız diye bir şey yoktur. Biraz zaman alır vardır. Diyorsun. Evet, diyorum. Rahatsız mı ediyor bu çocuk seni? Hayır Orhan amca, konuşuyordum. Oğlum bak, elim kolum bağlı, bir şey yapamıyorum. Benim başımı belaya sokma, defol git lan. Hadi. Bakın,
sizin yaşadığınız durumla benim uzaktan yakından. Ya zaten diyorsun diyorum. Yani burası. Evet. Ya diyorsun diyorum. Gerçekten normalde de yani biz hep istiyorduk bu arada. En başından beri mutlaka bir şeyini alsın. Hani Tolga'ya pas atabileceği bir şey olsun. Çalışırken birazcık bunu konuşalım. Hocayla falan da konuşalım vesaire. Bunu istiyorduk. Sonra daha biz bunu ya herhalde böyle nasıl istediysek. Abi ikinci senaryoda ben bir baktım benim diyorsunuma diyorum diyor falan. Sonra evet. Baktım o diyorsun demeye başladı falan. Biz zaten bir şey ekleyelim istiyorduk. Evet. Sonra o eklendi yani. Bizim için de çok iyi olmuştu ya. Kesinlikle şeyler eklendi. Mesela artık sürekli akıllı kız. Ha, aynen akıllı ben kız. Ben de dedim ki ben de bu sahnede akıllı çocuk diyeceğim. Çünkü o sahne gelirse eğer o sahnede orayı anlatacağım. Ne yaptın be? Bu Orhan amcaya yaptığın için de. Ne yaptın beni? Herhalde devamı gelebilir. Ne? Kolla kendini. Vazgeçmedi ama. Ne vurdu bu şimdi sana? Bak. Ya ne bileyim. Gayet tatlı tatlı konuşuyorduk. Sonra işte Orhan geldi. İşler değişti. Ben de anlamadım. Tatlı tatlı konuşuyordunuz demek. He. İnanmıyorum sana Tolga ya. Ya lütfen. Berk. Bana boruşlarım hiç denmeden şimdi düşmedin. Tatlı tatlı o kadar garip bir durum ki yani Tolga için yani tatlı tatlı. Çok fena vurdu ama ya. Neye uğradım şaşırdım. Şaşırtmış belli. Şaşırtırım. İyi hadi ben sana bir kahve ısmarlayayım. Senin beynin açılsın. İyi. İçelim. Bak şimdi. Basamıyorum ya. Eli de ağırmış. Hareketlere gel. Eli de ağırmış. Nasıl hoşuna gitti ya. Şimdi bu sahnede ben o kadar tedirgin oldum ki. Ay. Vuruyorum. Sert vurmadığımda Berk oyun alamıyor. Ya de diyorum ki Nisu vurman lazım. Diyor ki mor aracak ama. Ya ama evet falan. Tam şimdi şöyle tam orası kemiğe denk geliyor. E bir de ben sürekli onu hangi adımı atacak, nerede vurmam gerekiyor orayı tam time'ını şeyini kuramıyorum. Ya ben dedim kuramıyorum. Ki time'ım düşündüğün zaman hiç olmuyor. Nisu bir tanesinde bana şöyle bir şey oldu sadece. Şu. Yani ses bile çıkmıyor yani. Ondan sonra ben zaten direktman böldüm yani. Ben hiçbir şey hissetmiyorum dedim yani. Hani çünkü öyle bir şey ki yani ah falan gibi bir şey oluyor evet, yani bu sefer. Vurmamı ya istiyordu. De, ya dedim ki Nisu vur. Ya vuracaksın yani. Oraya bayağı bir tık sert vursan yetecek o bana yani. Ne kaç 5 kere tartıştık onu yani. Ama vur bir dakika diyorum, vur sonrasında diyor. Çatır çatır vurdum. Çatır vurdum. Vurmadım baş, mı? Küt küt vurdum. Başta bir kıyamadım. Sesi bile benim vurmamdan kullanmışlar. Bayağı vurdum. Çünkü dedim hani vurmamı istiyor. Yeter artık. Dayanamıyorum. Çat çat çat. Böyle yapıyor. Ama... Hocam ben vuruyorum o zaman. Vur vur. Ama sonrasında hemen böyle bir şey oldu mu canın acıdı mı falan. Böyle bitti. Sahne bitti diyorum. İşte sahne şu. Sahneyi bir mor harcak orası diyor bana. Geçen sefer tam burada bacağımı vurmuştun sopayla. Yani eğer yine aynı şeyi yapacaksan bu sefer biraz yorgunum. Bir dahaki teneffüsü bekle, tamam? Korkma, vurmayacağım. Al şunu. Sür kaşına. Ne bu? Yani müdür beyin yanında o kadar revire gitmeyeceğini belli ettin ki ayağına getireyim dedim. Açık yara. Mikrop kapar. Bekletme. Ya alo. Sana söylüyorum. Orada mısın? Yok. Yani ben en son ne zaman biri bana karşılıksız bir iyilik yapmıştı, elini uzatmıştı ya da bir şey vermişti falan diye düşündüm de ondan. Yani burada mevzu sadece ona tentürdüt uzatılması değil. O tentürdütün Tolga için çok farklı bir anlamı var yani. Yani o yüzden zaten diyor ki hani ya ben diyor hiçbir uzun süredir diyor böyle bir şey görmedim. Tolga ilk defa hiç beklemediği bir anda çok farklı bir iletişim buluyor karşısındaki insandan ve bunu bulduğu için o buna çok farklı gelmeye başlıyor. Berk onu oynarken bayağı kaldı böyle. Yüzük vermiyorum sana burada yani bir şey teklif etmiyorum. Bence Cemile'nin Tolga'ya üzüldüğü bir andı. Çünkü diyor ki yani hani kimse bana bir şey vermez karşılıksız. Bu bence yani Nils olarak da biri karşıma geçip böyle bir şey söylese şey olurum. Ay. Falan alırım. İyi ki yapmışım ya. İyi ki götürmüşüm falan alırım. Çok sevinirim. Ne geliyor? Sence ne geliyor? Aa işte dediğim sana. Ben yani. Laboratuvar diye düşünmüştüm. Sen insanları kızdırınca, huzursuz edince mutlu mu oluyorsun? Net ikinci kırılma anıdır bu yani. Bak.
Bence sen beni çok yanlış yorumluyorsun. Ben sadece insanların sakladığı gerçekler gün yüzüne çıkınca mutlu oluyorum. O ne demek? Şu demek. O acımasız herifin teki olan Berk'in bir anda yumuş yumuş olup bir kahramana dönüştüğünü görünce benim içim şişiyor, anladın mı? Yani eğer bu herifi seveceklerse o herifin yaptığı her türlü pisliği bilsinler. Onu öyle sevsinler istiyorum. Anladın? Maskesi düşsün istiyorum yani. Yok. Anlamadım. Biz burada da yine çalışırken falan buna da yine bayağı çalıştığımız sahnelerden bir tanesiydi. Ben burada şimdi ilk defa zaten Cemil'i tanımaya başlıyor Tolga'yı. İlk defa burada bir insanla bu kadar rahat bir şekilde, bu kadar net bir şekilde açılabiliyor aynı zamanda Tolga. O yüzden dolayı bizim için hani anlamı büyüktü. Nisu için de tahmin ediyorum ki zaten yani o kadar insanın arasında gelip bana mı açıldın abi yani, anladın mı? Yani aylardır bu okulda okuyorsun ve hani kimseye bunu söylemedin. Ya zaten tahmin etmiştir bu kadar zor söyleyince bunu başkasına söylemediğini. Hayır ama bir de şöyle, mesela bu kadar uzun zaman sonra Cemile bunu fark ediyor. Aynen. Sende bir şey var diyor yani. Evet, hani evet, sen zaten sevilmiyorsun diyor. Aynen. Akıllı kız. Zaten akıllı kız yani, tamamen bu arada buradan çıktı yani. Nasıl? Ya çünkü yine oraya da değil mi, biz eklemiştik onu da. Oraya evet. Ekstra akıllı kızı ekledim. Çünkü yani bana çok mantıklı geldi, anladın mı? Hani o durup akıllı kız demesinin sebebi var yani. Evet. Hani bak bunu da çözdün. Hani gerçekten de düşündüğüm gibi sen bu okuldaki diğer insanlar gibi sığ değilsin, düşünebiliyorsun. Evet, sadece işte Cemile'nin sorunu pat diye söylenecek şeyler değil bunlar. Evet. Hani hey bir baksana şeyi temizlerken. Yani sen oradan mevzu. Böyle bir sinirleniyor, bir rahat dur der gibi falan böyle. Üslubu bence yanlıştı. Sen orada %100 Tolga haklı bence bu arada. Sonrasında zaten Cemile de şey oluyor, gözleri doluyor ve şey hani annesi ölmüş, babası tarafından sevilmiyor ki bunlar Cemile'ye çok yakın şeyler. Cemile'nin çünkü hani gülük gülistanlık bir hayatı yok. Ya anlamaya çalışacağı ekstra bir kesinlikle şey orada bir yani. Yakınlık kendisi bence hissediyor Cemile olarak yani. Sana aldığım o ev hediyesini yani o dev televizyonu beğenmeyince ben de biraz düşündüm taşındım ve sana bunu vermeye karar verdim. Sen beni çok yanlış anladın galiba. Bu ne şimdi? Yani ben başka bir hediye al derken bunu mu kastettim? Ama bence bak bu şirin bir şey. Hatta içini açıp gördüğünde sen de çok beğeneceksin. Eminim. Sanmıyorum. Tamam. Bahse girelim o zaman. Bu kadar cüretkar olduğu ilk sahnelerden biri yani Cemile'ye karşı. Ama eğer sen kutunun içini açıp baktığında... Sen bir de bu sahnede bayağı yakışıklı çıkmışsın. O zaman ben seni asla anlamayan kas kafalı bir adamın teki olduğumu kabul edeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Şok. Burası çok güzel. Bak. Sahilden topladığım taşlar. Ne bu? Üstüne de sana uğur getirsin diye birkaç tane nazar boncuğu ekledim. Ucunu da eski bir anahtarlıktan kopardım işte. Değil mi? Anahtarlık olayın da çok komikti. Anahtarlık. Onda hemfikir miyiz artık? Gibi. Evet. Sen sanki bu sefer biraz beğendin ha? Bayıldım. Ya kusura bakma. Ya şimdi sen böyle bir kutuyla gelince ben gidip kuyumcudan falan bir şey aldın sandım da bana. Evden buldum ben bu kutuyu. Buralar Tolga'nın sevdiği. Ama şunu görmüş olduk ki senin de benden öğreneceğin bir şeyler varmış değil mi? Yani kutuya aldanıp da içindeki hakkında ön yargılı olmamak gerekiyormuş. Hatta bazen dışarıdan görüldüğümüz ya da sanıldığımız gibi insanlar olmayabiliyormuşuz. Doğru muyum? Doğrusun. Saygılar. Doğrusun akıllı çocuk. İyi. O zaman yarın seni kaçta alıyorum yemek için? Ajandama bakmam lazım. Ya bu sahnede biz ilk okuduk zaten bu sahneyi.
Çok çok beğendik. Aynen, direkt okuduk yani. Dedim ki abi çok güzel sahne ya falan dedim yani. Yine senaristlerimiz sağ olsun falan, ellerine kollarına sağlık binlerce kez. Ki belki senaryolarını falan da saklıyor hepsini. Senaryom nerede, bu bölüm nerede? Diyorum ki belki şimdi bölüm bitti, ne yapacaksın senaryoyu? Hayır, ben onları saklıyorum, hepsini kutu yapıyorum, şöyle yapıyorum. O yüzden gerçekten büyük saygı duyuyorum. Yani bizim ikimizin de ortak bir düşüncesi var bu konuda. Biz çılgınlar gibi o YouTube'un altındaki, o sahnelerimizin altındaki yorumları vesaire okuyoruz. Evet. Bütün yorum yapan, iyi kötü fark etmeksizin bizi destek. Destekleyen, bizi yorumlayan ve bizim motivasyonumuzu yorumlarıyla artıran insanlara tek tek teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Gelen yorumları da okuyoruz. Çok mutlu oluyoruz. İşte birbirimize atıyoruz bazen screenshotlar falan. O yüzden herkese teşekkür ediyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.